İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Haluk Gerçek'le WRI Ross'ın 2019 Şehirler Ödülünü ve finale kalan projeleri konuşacağız. Haluk, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Şimdi finale kalan projeleri konuşmadan önce bu WRI Ross ödülünü bize bir anlatır mısın? Bu ödül dünyada kentlilerin yaşamlarını önemli ölçüde etki ederek daha yaşanabilir kentler oluşturmak açısından ve sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için geliştirilen dönüşüm projeleri için verilen bir ödül. Bunun bir para ödülü var ama esas önemli olan burada katılımda bulunmak ve sonunda finale kalmak da bence para ödül kadar önemli. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün bir vakfı tarafından her yıl düzenleniyor. Bu yıl da 5 kent finale kaldı. Onlar arasında Türkiye'den de bir kent vardı, Eskişehir. 193 proje katılmış, daha doğrusu yarışmış diye gördüm ve her kıtadan proje vardı. Evet. Türkiye'den de yaklaşık 10 tane falan galiba proje vardı hatırladığım kadarıyla. Ben WRI Ross ödülünün danışma kurulunda idim. Benden 3 tane kent proje önerisi istediler Türkiye'den. Hı hı. İzmir ve Eskişehir'i önermiştim ben. Başka tabii projeler de önerilmiş. Hı hı. Dediğin Peki. gibi yani 193 proje sonradan ciddi bir elemeden geçirildi. Orada tabii elemelerde ve finaldeki seçimde danışma kurulu üyelerinin bir oyu yok. Bizim bir oyumuz yoktu. Ondan sonraki seçimler Ross Vakfı'nın kendi seçici kurulu tarafından yapıldı. Şimdi biz önce bu projelerle ilgili kısa filmler göstereceğiz. Ondan sonra projelerin üzerine konuşacağız. Programın sonunda da kazanan projeyi açıklayacağız. Rejiden Dar es Salaam'ın videosunu rica edeceğim. Dünyada yol kazalarında yaralanma ve ölümlerin en yüksek olduğu yer Afrika. Ve bundan en çok etkilenen kesim okula tek başlarına yürüyerek gidip gelen çocuklar. Afrika'da bir çocuğun yol kazasında ölme olasılığı diğer yerlerde yaşayan çocukların iki katı. SARSAY programı, okul civarı yol güvenliği değerlendirme ve iyileştirme programı. SARSAY direktörü Charlotte anlatıyor. SARSAY programı çalışmalarına kentlerimizin yaya güvenliğini çocuklar açısından değerlendirmekle başlıyor. Kentlerimizi çocukların yol güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlayabilirsek, yaşlı, engelli, herkes için güvenli olacaktır. Dar es Salaam gibi hızlı büyüyen kentlerde, yoksul mahallelerdeki ilkokul öğrencilerinin trafik kazalarına karışma olasılığı çok yüksek. Florentino öğretmen, altyapı iyileştirmeleri yapılmadan önce okuldaki öğrencilerden kaza geçirenler olduğunu, hatta çoğu öğrencinin de kıl payı kurtulduğunu anlatıyor. Biz öğretmenler bile çok tehlike atlattık diyor. SARSAY çalışmalarına öğrencileri en büyük risk altında olan okulları belirleyerek başlıyor. Okul civarında yol güvenliği değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sorumlu yerler belirleniyor. Okul civarına levhalar yerleştiriliyor. Yaya geçitleri ve kaldırımlar yapılıyor ve bariyerler yerleştiriliyor. Araçlar için ayrıca yollara da hız kesiciler yerleştiriliyor. Bu önlemler çok etkili oldu ve kazaların ciddi oranda azaldığını görüyoruz. NİMA okullarda yol güvenliği eğitimi veriyor. Programının ismi Gör ve Görün. Çocuklara karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalarını öğretiyorum. Çabuk öğrendiklerini söylüyor. Onlara bu yaşta yol güvenliğini öğretebilirsek yetişkin olarak da bu konuya dikkat edecekler diyor. Didase bir baba olarak bu gelişmelerin onu çok mutlu ettiğini anlatıyor. Çocuklarımız güven içinde okula gidip geliyorlar. Sürücüler de daha güvenli araba kullanıyor diyor. Önlemlerin basit ve düşük maliyetli olduğundan bunları dünyanın her yerinde kolayca uygulamak mümkün. Bu çocukların büyüdüğünü,
hayallerini gerçekleştirdiklerini görmek istiyoruz. Bugüne kadar Sarsay'ın Dar es Salaam'daki çalışmalarından 38 bin öğrenci yararlandı. Sarsay, yol güvenliği açısından büyük risk altında olan okulları tespit etti ve bu okulların bulunduğu 9 Afrika kentinde çalışmalarına devam ediyor. Evet, bu Sarsay projesini işte gördük, Dar es Salaam. Şimdi temelde bu yol güvenliği, Türkiye için de ciddi bir sorun. Burada benim çok ilgimi çeken ilkokulu hedef almış olmaları. Projeyi biraz anlatır Evet, mısın? bu projenin adı zaten okul alanlarında yol güvenliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi projesi. Senin de söylediğin gibi çok sayıda okul öğrencisi trafik kazalarına maruz kalıyormuş o kentte. Buna bir çare bulmak için geliştirilen bir proje. 38 bin dolayında okul öğrencisini etkilediği söyleniyor projenin. Ve gerçekten de olumlu sonuçları çok görülmüş. Kazalarda %26 oranında yaralı sayısında azalma olmuş. Ve bu projenin özelliği son derece düşük maliyetle ama etkileri çok fazla olan, hatta sayılarla ifade edilemeyen önemli etkileri de olan okul alanları dışında ve her yerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir proje. En önemli özelliği o. Bence tabii özellikle de okul çocuklarına odaklandığı için bu proje sayesinde okul çocukları bir kentli olarak hakları nedir, özgürlükleri nedir, kentli olarak güvenceleri nedir, bu konuda bir farkındalık ve eğitim de almış oluyorlar. En büyük yararı da bu bence. Yani burada şeyi görüyoruz, yani toplumun bir değişime ciddi bir adım atılmış oluyor. Evet. Çok ciddi, yani küçük yaşlardaki ilkokul çoğu öğrencilerinin doğrudan etkileyen, onları hedef alan bir proje ve onlarda da bu bilinci, bu farkındalığı yaratan bir proje. Bir kentli olmanın haklarının, özgürlüklerin ve güvencelerinin, yani kentte okula giderken, biz eskiden herkes okula yürüyerek giderdi, orada da böyle bir durum var ama bundan hem sonunda şoförler memnun kalmış, sürücüler, hem de öğrenciler ve veliler bundan yararlanmış. Şey çok önemli söylediğin, hani bu kentli olma getirdiği haklar, hani bunun bilincinde olmak. Çünkü çoğu yerde, çoğu büyükte böyle ciddi bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Onun için hani o açıdan da bu projeyi Evet. önemsemek En gerekiyor. önemli yararı o bence. Yani bir yaya olarak, bir öğrenci olarak hakları nelerdir? Nasıl bir güvencelere ihtiyaçları var? Özgürlükleri nelerdir? Hareket özgürlükleri nelerdir? Bunları farkındalık yaratıyor. Rejiden Durbin'le ilgili videoyu rica edelim. Warwick Kavşağı, Durban için çok önemli bir yer. Apartheid günlerinde Durban'daki siyahların kente girişte kullandıkları arka kapısıydı burası. O günlerde kent merkezinde ancak beyazlar rahat rahat dolaşabiliyordu. Apartheid sonrası Warwick Kavşağı seyyar satıcıların mekanı oldu ve zamanla burası sabah pazarına dönüştü. 2008'de Olimpiyat oyunları öncesinde sabah pazarının kaldırılması gündeme geldi. Belediye pazarı yıkıp yerine alışveriş merkezi yapılmasını öneriyordu. Romanya bu durumun herkesi çok üzdüğünü, en az 80 bin kişinin gelirini buradan sağladığını anlattı. Pazar yerini kurtarmak için mobilize olup yardım bulmamız gerekiyordu diyor. AET pazardakilere destek vermek için kolları sıvadı. AET'nin kurucularından Patrick anlatıyor. AET olarak oldukça büyük bir işe girişmiştik diyor. Pazar yerindekilerin haklarına sahip çıkmaları için onları bilinçlendirdiklerini, eğittiklerini anlatıyor. Şölis ile AET bize liderlik eğitimi verdi. Bizi yüreklendirdiler. Artık bizi kimse susturamaz, hakkımızı aramamızı engelleyemezler diyor. AET, satıcılarla beraber pazar yerinin sorunlarını
ve ihtiyaçlarını belirlediler. Bu bilgiler ışığında bir tasarım geliştirildi ve pazar yeri yenilendi. Tasarım sürecine satıcıların hepsi katıldığı için sabah pazarı herkesin sahiplendiği bir yer oldu. Durban Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Subatri, AET'nin çalışmalarını çok beğendiğini söylüyor. Kent sorunlarına geliştirilen çözümün mutlaka kapsayıcı ve kentin dokusuna uygun olmasına dikkat ettiklerini anlatıyor. Turist rehberi olan Tue, her yıl Warwick Junction'a 15 bin turistin geldiğini anlatıyor. Buraya kimsenin ilgi duyacağını düşünmemiştim. Ama buraya gelip hikayemizi dinleyenler yaptıklarımızı takdir ediyor diyor. Bu pazar yerine dışarıdan bu kadar ilgi duyulması, burada çalışanlara, civarda yaşayanlara da önemli bir mesaj veriyor. Buranın artık kenar bir mahalle olmadığını, kentin işlevi olan normal bir mahallesi olduğunu görüyorlar. AET, Durban'da 21 binden fazla seyyar satıcıyla beraber çalışarak güvenilir ve erişilebilir alanlar yaratılmasını sağladı. Benzer çalışmalar Cape Town, Johannesburg ve diğer civar kentlerde devam ediyor. Ben bu Durban projesini şahsen çok beğendim. Yani çok konu giriyor işin içine. Bu apartheid'in geçmişi, işte kentsel dönüşüm, seyyar satıcıların haklarını araması. Sen ne düşünüyorsun bunun evet, hakkında? Evet, hakikaten öyle. Burada benim dikkatimi çeken özellik bir kavşağın altındaki pazar yerindeki işte sokak pazar yeri satıcılarının kendileri için yapılan, o bölge için yapılan projeye itiraz ederek sonunda karar vericilerle bir araya getirilen bir örgütlenme içerisinde tam bir katılımcılık örneği projesi oluşturmaları. Gerçekten de yani doğrudan projenin sahipleri orada bu işi yapan sokak satıcıları, pazar yerindeki satıcılar oluyor. O bakımdan çok önemli yani tam bir sivil inisiyatif, karar verici birlikteliğinin getirdiği bir proje açıkçası. Bizim de şu sıralarda stratejik plan üzerinde çalışıyor olmamız gerektiğinden bence güzel bir örnek. Evet, çok güzel bir örnek ve tabii bunlar önceden bir eğitimden de geçiriliyorlar. Yani kendi başlarına karar vericilerle baş başa bırakılmıyorlar. Bu işte aracılık yapan ve onları eğiten kuruluşlar da var, inisiyatifler de var. Tam bir katılımcı proje açıkçası ve sonunda da herkesi memnun eden ve oradaki esas satıcı gruplarının istediği gibi bir proje ortaya çıkmış. Orada şeyi de görüyorsun, bahsediyorlar yani artık bizim mahallemiz kenar mahalle değil, bizim evet. de işlevi olan şehrin önemli bir parçası yani bu halkta da bir ne diyeyim hani katılımcı ama şey karar verici olarak değil de yani ben de şehrin bir parçası evet. kapsayıcı aynı zamanda evet. bir proje. Ben bir de şeyi önemsedim. Durban'ın apartheid zamanında buranın siyahların şeye kente giriş için kullandıkları the back door of urban Durban diyor. Yani onun da korunması hani onun yerine bir AVM dikmek istiyorlar mesela. Onu engelleyip o geçmişi de bir şekilde evet. koruyor. Yani bu kültürden bahsediyoruz şehirlerde. O açıdan da evet, ben bunu yani çok önemsedim. O direnişin, o eskinin korunarak böyle bir proje oluşturulması da dediğin gibi çok önemli bir şey. Yani eskiyi koruyarak, kent hafızasını, kent belleğini koruyarak geliştirilmiş ve bir de işte karar vericilerle doğrudan proje sahipleri olan oradaki satıcıların birlikteliğiyle oluşturulmuş tam bir katılımcı proje. Biz şimdi Eskişehir'e rica edelim. Şehirde hep hayallerim vardı. Tabii şehirde nüfus büyüdükçe, sanayi büyüdükçe, sanayinin getirdiği kirlilikler şehri hakikaten yaşanmaz hale getirdi. Altyapısı eksikti şehrin. Şehrin ortasından geçen ve şehri ikiye bölen Porsuk Nehri'nin afetlere sebep olarak taşması, yağmurlarda taşarak sellere neden olmasıydı. Çok müşkül durumda bir belediye başkanıydım.
köprüleri yenilemek durumundaydık. İki, Porsu afet riski ile halkı tehdit etmeyecek, şehri tehdit etmeyecek bir hale getirmek durumundaydık. Şehri hem görsel açıdan hem kullanılabilir açıdan tercih edilebilir şehir, bir şehir haline getirdik. Tretuarlarda, yollarda, engelli erişimine uygun standartlarda üretimler yapılmıştır şehrimizde. Fakat tramvaylar ve toplu taşımalar bize uygun hale geldikten sonra bağımsız bir yaşama başlıyorsunuz. O özgürlük ifadesi oldu benim için. Şehirde Porsu'nun iki yanında kafeler yapıldı, barlar yapıldı, kitapçı dükkanları açıldı. Çok hareketli bir hale geldi. Bu ise Eskişehir'de turizmi patlatmaya başladı. Yaralaştırılmış bölgeler sayesinde insanlar ulaşmak istedikleri yerlere daha kolay ulaşabildiler. Yani şehri arabalar için değil, insanlar için tasarlamış olduk. Buraların ben araç trafiğine kapatılması durumunu çok olumlu buluyorum. Çünkü hem tramvayın kullanımını rahatlatıyor, ulaşımını rahatlatıyor. Aynı zamanda da insanların o işte etkileşimini, oradaki bulunma durumlarını artıran bir sonuç doğuruyor bu. Ben doğuma büyüme Eskişehirliyim. Öncesinde bir kadın olarak bu tarz işlerde çalışamazdınız. Kadın olarak kendiniz gezemezdiniz. Pısırık bir kadınken güçlü bir kadın haline geldim. Çünkü neden? İşim var, para kazanıyorum, geziyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, kendimi de geliştiriyorum. Bu şehirde yaşayan insanlara şehirleriyle gurur duyacakları, yaşamaktan, Eskişehir'de yaşamaktan mutluluk duyacakları şeyler yaptık. İnsanların o etkileşimi olsun, o olumlu hava sizi direkt içine çekiyor ve hemen bir adapte ediyor sizi şehre. Yani her yapılanın yalnızca biz özel gereksinimli olan bireylere değil, herkese için tasarlandığında ortak kullanım alanlarının ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu. Eskiden kimse gelmezdi, niye Eskişehir'e gelsinler ki? Şimdi farkı görebiliyorum, o kadar çok turist var. Şehir İnsanları caddelerde buluşturur. İnsanlar birbiriyle caddelerde temas ederler, sokaklarda, çarşılarda temas ederler. Yaşayan bir şehir böyle bir şehirdir. Evet, Eskişehir hepimizin bildiği bir yer. Hikayesini çok duyduk ama böyle başlangıcından bir bütün olarak izlemek benim için çok ilginç oldu. Bir de diğer projelere nazaran bu daha farklıydı. Yani burada bütüncül bir vizyon görüyorsun hani şehirde. Evet. Bir sürü farklı konuya el atarak yaşanabilirliği iyileştirme. O açıdan daha farklı gördüm. Tabii sen Eskişehir'in içini biliyorsun. Evet, yani biz üniversite olarak, teknik üniversite olarak 2000'li yılların başında, 2002'den itibaren orada bazı çalışmalar yaptık. Eskişehir'in ulaşım ana planı çalışmasını yaptık. Dolayısıyla 2000'li yılların başlarından itibaren Eskişehir'in nasıl bir dönüşümün içerisinde olduğunu izleme fırsatımız oldu. Gerçekten çok ciddi bir dönüşüm yaşadı Eskişehir. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in önderliğinde. Senin de söylediğin gibi diğer projelerden en önemli farkı Eskişehir'in birçok farklı boyutta ve farklı alanlardaki projelerin birleşmesiyle oluşan bir dönüşüm o. Bu daha önce gördüğümüz iki örnekteki gibi işte birisi okul öğrencilerinin güvenliği, diğeri de işte pazar yerindeki satıcılarla ilgili değil. Bu bütün kentleri kapsayan ve sadece ulaşımla ilgili, sadece yeşil alanlarla ilgili bir proje de değil, hepsini birden kapsayan bir proje. O bakımdan bir paket aslında Eskişehir'inki, tek bir projeden değil, projelerden oluşan, birkaç projeden oluşan bir paket. Onun içerisinde tabii tramvay ulaşımcı olarak önemli bir proje. Gerçi biz 2002'de ulaşım ana planını yapmaya başladığımızda tramvayla ilgili karar alınmıştı. Yani kent merkezinde birbirini kesen iki hattan oluşan bir tramvay planlanmıştı ve inşaat da başlamıştı. Bizim katkımız orada tramvayın yanında önemli bir caddesini Eskişehir'in yayalaştırmak oldu, tramvayın geçtiği. Gerçekten de bunun da çok
olumlu etkileri oldu o yayalaştırma projesinin. Baştan oradaki esnaf iş yerleri karşı çıksalar da sonra olumlu etkileri ortaya çıktıktan sonra başka yerlere de yayılması konusunda talepler gelmeye başladı. Onun dışında porsuğun ıslah edilmesi, hakikaten eskiden önemli bir kirlilik alanı olan porsuk çayının üzerinde şimdi gondollar çalışıyor. Etrafında, çevresinde kafeler var, oturma yerleri var, gezi yerleri var, bisiklet yolları var. Birçok yeşil alan eklendi Eskişehir'e, büyük parklar yapıldı. Bir de tabii Eskişehir'in dikkati çeken bir özelliği, dezavantajlı grupları, engellileri, kadınları, çocukları da kapsayan, herkese daha kolay ve yaşanabilir bir kent sunan bir gelişme göstermesi. Bu bence şeyi gösteriyor. Şimdi şehri düşünürsek bu kocaman bir sistem. Dediğim gibi bunun ulaşımı da var, çevresi de var vesaire. Gerçekten yaşanabilir bir kente hedefliyorsak buna sistematik yaklaşmamız lazım. Bütüncül yaklaşmamız lazım. Eskişehir'de bunun çok iyi bir örneği. Okay. Şimdi medeyini rica edeceğiz. Sosyal bilimler uzmanı Juan Alvaro, Santo Domingo mahallesine ilk geldiğinde belediye hizmetlerinin mahalleye ulaşmadığını, suç oranının çok yüksek ve halkın çok fakir olduğunu anlatıyor. Şehre inmek 2 saat sürerken insanlar en az 2-3 transfer yapmak zorunda kalıyorlardı. Ve halk kendisini hep dışlanmış olarak görüyormuş. Medellín çok dar ve dik yamaçları olan bir vadi içine kurulmuş. Medellín Metro'nun genel müdürü Thomas, teleferik sisteminin bu coğrafya için çok uygun bir çözüm olduğunu söylüyor. Metro Cable adını verdikleri teleferik sistemini kentin merkezi ulaşım ağına entegre ettiklerini anlatıyor. Teleferik sisteminin dünyada ilk kez insanların günlük ulaşım ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söylüyor. Santo Domingo İstasyon Müdürü Darwin bu mahallede doğup büyümüş. 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığımda kente ulaşım bağının güçlenmiş olması bizim de kentin sosyal yaşamına entegre olmamızı sağladı diyor. Mahalle Komitesi Başkanı Rosaldo, Metro Cable'ın mahalleyi nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Polis artık mahallelerimize girebiliyor. Güvenliğimiz sağlandı diyor. İş olanaklarının çoğaldığını ve mahalle olarak birlik ve beraberliğin arttığını söylüyor. Bu bizim için Allah vergisi oldu diyor. Metro Cable hem mahalledeki değişimin hem de medeyinin simgesi haline gelmiş vaziyette. Darwin mahallenin üzerinde keyifli bir şekilde merkeze inebilmek, kentimizle olan bağlarımızın güçlenmesine ve halkımızda özgüvenin gelişmesine neden oldu diyor. Metro Cable her gün 150 bin yolcu taşıyor. Metro Cable'ın gelmesiyle mahalle için yeni imkanlar gelişiyor, yeni yatırımlar, yeni iş alanları açıldı ve suç oranında da ciddi bir düşüş var. Metro Cable'ın başarısı bu bölgede diğer kentler için önemli bir örnek oldu. Eşitsizlikle mücadelede ulaşımın rolünün önemli olduğu anlaşıldı. Evet, Medellín bu Metro Cable sistemi kurulduktan sonra gerçekten dünyada bu çok ses getiren bir proje oldu. Tabii ki ulaşım temelli ama ulaşımın çok etkileri olduğunu çok net olarak gösteren bir proje. Evet, bu yani teknik olarak bir teleferik projesi aslında. Hı hı. Bu kentin bulunduğu coğrafya itibariyle bir vadi var ve etrafta büyük tepeler var ve oralarda yaşayan insanlar genelde kentin en ihmal edilmiş grupları oluyor. Suç oranının, uyuşturucu trafiğin çok yaygın olduğu bir Kolombiya kenti. İkinci büyük kenti, 2.4 milyon nüfusuyla. Ve burada insanlar yolculuklarında özellikle o tepelerde oturanlar birçok aktarma yaparak işlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Saatlerce yollarda harcamak
zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. İlk bakışta bunu kolaylaştırmak amacıyla bu dışlanmış yüksek bölgelerde oturan insanların kentin ortasındaki metro sistemiyle kolay erişimini sağlayacak bir teleferik projesi olarak başlamış. 5 tane bağlantı düşünmüşler. Bunlardan 4 tanesi bitmiş durumda, yani işletmeye açılmış. 5.'si de sanıyorum 2020'de açılacak. Senin de söylediğin gibi ya, etkileri çok olumlu olmuş. Sadece ulaşım açısından değil, ulaşım açısından gerçekten de ortalama 80 dakika yolculuk süresinin kısaldığı ile ilgili veriler var. Ama onun dışında suç oranlarında çok ciddi azalma olmuş. %84 oranında cinayetlerin azaldığı söyleniyor. Bunun nedeni şu, orada o bölgelerde yaşayan insanlar artık kendilerini kentin bir parçası, sosyal ortamın, grubun bir parçası olarak hissetmeye başlıyorlar. Dışlanmışlıkları hissi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu onları çok olumlu etki ediyor. Zaten yani kentsel projelerin en önemli özelliği bu 5 finalistin hepsinde gördüğümüz kapsayıcılık özelliği. Yani insanların kendilerine değer verildiğini anlayarak kentin ve oradaki toplumun bir parçası olduğu hissinin yaratılması, bu çok önemli bir yarar. Bunu parayla ölçmenin imkanı yok açıkçası. Beni şey çok etkiledi orada, Rosaldo, o şey mahalle komitesi başkanı sayarken şey söylüyor. Yani narko savaşları yüzünden polis bile eskiden bu mahalleye giremezmiş diyor. Bunun devamı olarak biliyorum çünkü Medellin'i yakından takip ettiğim bir şehir. O istasyonların olduğu yerlerde şimdi önemli mimarları davet ettiler ve büyük, çok güzel kütüphane, halk kütüphaneleri evet. kuruldu. Ve şimdi o sayede eğitime çok önemli bir dönüş var. Daha doğrusu çocukların eğitimi öncelikler arasına giriyor. Aslında bunu seyrederken belki sen de hatırlarsın. Biz Embark'ta Overdrive filmini çekmiştik. Yanılmıyorsam Fatih Sultan Mehmet Mahallesi galiba, bu şey Tem yoluna tepeden bakan evet. bir mahalle. Orada iki kız çocuğu salıncakta konuşuyordu ve mahallelerini anlatıyordu ve şeyi demişlerdi, bunu hiç unutmam. Bizim burada çok fazla çalışan, yani işsizlik çok fazla demişti çünkü şey yok, ulaşım yok. Hani günde bir iki tane otobüs geliyor ama işte iş saatlerine uymadığı için falan burada yaşayanlar çalışamıyor diyor. Yani düşün, alt tarafı bir otobüs hattı diyeceksin veya işte. Yani ulaşım yaşantımızın her yerine girmiş vaziyette. Onu çok net olarak görüyorsun ve dediğin gibi o şehirle bağlantı, çünkü orada gururla söylüyor yani biz de artık şehrin bir parçasıyız diyor. Bu evet. kapsayıcılık... çok önemli. Erişilebilirlik, yani biz şimdi ulaşım terminolojisinde sosyoekonomik faaliyetlere erişme çok önemli kentte yaşayanlar için. Bu projelerin hepsinde erişilebilirliğin arttırıldığını, yani insanlar bir yere erişebilir hale geldikleri zaman sosyal faaliyetlere, işlerine, okullarına, ne bileyim eğlence yerlerine, eğitim yerlerine, bu onlarda başka sosyal faydalar yaratıyor. Yani ulaşım sadece erişimi kolaylaştırmıyor. İnsanların, senin de söylediğin gibi, toplumun bir parçası olduğunu hissini güçlendiriyor. Her yere kolay erişebilirseniz, bu erişimin illa motorlu araçlarla olması da gerekmiyor. Bu sayede siz kendinizi kentin bir parçası, orada yaşayanların bir parçası olarak hissediyorsunuz. Ve yine senin söylediğin gibi, bu projeyi tamamlayan başka projelerle bu hissi, bu algıyı geliştirmek de mümkün. Okay. Son olarak da Hindistan'ın Pune kentindeki videoyu rica edeceğim. 2008 öncesi Pune'de ciddi bir çöp sorunu varmış. Her şey çöpe atılıyor. Düzenli bir ayrıştırma sistemi yokmuş. Bu işi çöp ayrıştıranlar yaparmış ve nerede çöp varsa onlar da orada olurmuş. Halk bu kişilere çok kötü davranırmış. Pinky çocukken annesiyle çöp toplamaya gittiğini anlatıyor. Çok zorluk çekmişler. İnsanlar onlara hırsızsınız diye saldırdığını ve onlara sanki biz de çöpmüşüz gibi baktıklarını anlatıyor. Lakshmi Swatch'ın kurucularından,
2008'de Swatch bir şirket olarak kurulmuş ve çöp ayrıştıran kadınlar şirketin hisselerini alarak şirkete ortak oluyorlar. Swatch'ın bugün 3500 hissedarı var. 4 milyon nüfuslu Pune'nin çöpünü bu 3500 kişi topluyor. Pinky kapı kapı dolaşıp ücret karşılığında hem çöpleri topluyor hem de onları ayrıştırıyor. Topladığı metal, cam, plastik ve kartonu biriktiriyor. Her cumartesi satıyor. Bu sayede haftada 300-350 rupi kazanıyor. Minnie, Swatch'ın müşterilerinden. Swatch sayesinde Pune'de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştuğunu anlatıyor. Swatch'tan önce her şeyi çöpe attıklarını, o çöp nereye atılıyor, ne oluyor hiç ilgilenmezdik diyor. Ama artık ayrıştırma konusunda çok şey öğrendik. Çöp toplama işi Swatch sayesinde düzene girdi diyor ve ekliyor. Toplumun çöp ayrıştıranlara bakış açısı da değişti. Halk artık bu kadınları onurlu birer iş sahibi olarak görmeye başladı diyor. Pinky, Swatch sayesinde iş sahibi olduğunu ve bu sayede öteki olmaktan kurtulduğunu anlatıyor. Pune bu sayede daha kapsayıcı bir kent olma yolunda diyor. Pinky'nin aylık kazancı 13 bin rupi. Yani Pinky kocasından daha çok kazanıyor. Evlerini Pinky'nin kazandığı ek gelir sayesinde alabilmişler. Evin ihtiyaçlarını Pinky almış ve artık çocuklarının eğitimi için para biriktirdiğini anlatıyor. Pune'de çöp toplama hizmeti ücret karşılığında yapılıyor ve geri dönüşümde ciddi artış oldu. Bu hizmeti veren çöp toplayanlar da artık toplumda saygı görüyor. Evet, bu Pune'in Hindistan'daki projede yine bir sürü konuyu kapsıyor. Her şeyden önce kadınların toplumda durumu, geri dönüşüm, şehirlerde çöp toplaması. Evet, bu konuda görüşün. Evet, yani bu da çöp toplayıcılarının hikayesi aslında. Baktığınız zaman şey olarak, yani Türkiye'nin de birçok kentinde halen devam eden bir sorun diyelim. Çünkü geri dönüşüm sistemi iyi çalışmıyor bizim gibi ülkelerde. Herkes her şeyini aynı çöp kutusunun içerisine atıyor. Gelişmiş ülkelerde ise geri dönüşüm daha evden başlıyor. Bu çöp toplayıcıları bu geri dönüşüm işini bir anlamda insanların yapması gereken işi onlar yapıyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Burada da Hindistan'daki bu örnekte çoğunluğu kadınların oluşturduğu 3500 üyeli bir çöp toplayıcıları kooperatifi kuruluyor. Ve bunlar kendi aralarında örgütlenerek bu işi daha sistemli biçimde ve sadece bulundukları bölgelerde değil, kendi alanlarının dışına da çıkarak, kent içerisinde aynı hizmeti başka yerlere de götürerek bunu daha sistematik ve örgütlü biçimde yapıyorlar. Hem para kazanıyorlar, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Orada bu filmde gösterdim, bilmiyorum yani. Eşinden daha fazla gelir elde etmeye başladığını söyleyen kadınlar var bu iş sayesinde. Hı hı. Gerçekten çok önemli bir sosyal proje. Beni şey çok etkiledi. Videonun başında zaten Pinky konuşuyor, hep onun hayatını görüyoruz. Çocukken annesiyle beraber çıkarmış çöp toplamaya ve şey diyor, biz de çöpmüşüz gibi bakarlardı diyor. Öbür taraftan şimdi bu şirketin bir customer neydi ya? Customer. Müşterisi. müşteri ne diyor? Bizim artık bu kadınlara bakış açımız da değişti diyor. Onlar artık birer onurlu birer iş kadını diyor. Yani Düşün bu bir çocuğun yaşantısı, yani ne bileyim 15-20 sene içinde gerçekleşen bir değişim. Yani çöp toplayan çöp insanlar olmaktan çıkıp bu işi yapan bir şirketin üyeleri haline geliyorlar. Şey diyor, onurlu iş kadını diyor. Yani bu çok önemli. Evet, yani hem kendileri açısından, kazandıkları statü açısından önemli, güven açısından önemli ve kentli olmanın, insan olmanın onurunu yaşıyorlar. Hem de yaptıkları iş çevre açısından gerçekten bir
önemli bir geri dönüşüm hizmeti. Bu işten de para kazanıyorlar ve önemli paralar kazanmışlar yani. Ve şey, bu sayede toplum da bilinçleniyor. Kadın ne diyor, yine o müşteri olan kadın şey diyor. Eskiden çöp, yani her şeyi çöp diye atardık. Ondan sonra ne oldu ne bitti hiç düşünmezdik ama şimdi geri dönüşüm kültürü de o topluma yerleşiyor. Ben aslında bunu izlerken şeyi çok merak ettim. Yani bizde bu çöp toplayanlar nedir, nasıl yaşıyorlar, para kazanmaları. Yani bu sistem aslında burada ele alabileceğimiz bir konu diye düşünüyorum. Neyse, evet, 5 finalisti de izledik ve şimdi kazananı açıklıyoruz. Evet. Okay. Kazanan Dar es Salaam'ın okul yol güvenliği projesi. Şimdi 5'inin de içeriğine baktığın zaman yani hepsi nasıl kazanabilirdi oldu? Hepsi kazanabilirdi. Dar es Salaam niye seçildi? Evet, yani neden seçildiğiyle ilgili açıklamaları yaptı da buluyor Aray ve ben de katılıyorum açıkçası. Yani ben bir tabii Eskişehir ve İzmir'i öneren bir danışma kurulu üyesi olarak bunlardan bir tanesinin finale gelmesinden çok sevinmiştim ve hatta Eskişehir'deki arkadaşlara kazanacağınızı umuyorum dedim. Öyle de düşünüyorum. Bu biraz taraflı bir bakış tabii. Fakat sonradan kazanan açıklandıktan sonra ve gerekçeler de söylendikten sonra iyi bir seçim yapıldığını düşünüyorum. Çünkü o proje başlangıçta da söylediğimiz gibi okul çocuklarının, yaya olarak okula giden çocukların yaşam güvenliğini sağlayan, kazalarda yaralanan, ölen çocukların güvenliğini sağlayan, çok küçük maliyetlerle yapılabilen ve etkileri çok önemli olan, buna karşılık kısa dönemde geri dönüşleri alınabilen ve her yerde, en önemli ölçüt de buydu. Yani dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla uygulanabilecek basit ve ucuz çözümlerden oluşan fakat pozitif etkileri çok fazla olan bir proje olduğu için kazandı. Orada işte hız tümsekleri yaparak yollara, yaya geçitlerini işaretleyerek, ışıkları düzenleyerek ve sürücülerle öğrencileri bilinçlendirerek böyle bir program içerisinde çok ciddi kazanımlar elde edilmiş. Başta da söylediğimiz gibi en önemli kazanım da çocuklara bir bilincin, kentli olma bilincinin, yürüme, işte yaşama, güven altında kent içinde hareket etme bilincinin verilmiş olması ve her yerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir proje olması. Aslında bizim WRI ile bir danışma kurulu üyesi olarak yaptığım görüşmelerde şunu söylediler. Burada kazanan yok. Herkes kazandı ama para ödülü bir tane. O yüzden de bir tane seçim yapılmak zorunda kalındı ama ben gene de doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu aslında WRI'nin bu yarışmayı düzenlemesi bana başka çalışmalar da hatırlatıyor. Şimdi bu 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri, onlara baktığımızda çoğu kentlerle ilgili. Ve dünyanın neresinde olursa olsun hani şehirler aynı sorunlarla yüz yüze. Hani yerel olarak farkındalıklar olabilir ama genelde baktığında aynı. Ve şey, herkes çözüm arayışında. Fakat herkesin her şeyi çözmesi mümkün değil. Dolayısıyla çok büyük bir iyi örnekler paylaşım kültürü gelişmeye başladı. Bunu şeyde görüyorsun, Birleşmiş Milletler'in işte evet. bir platform kurdular bu iyi örneklerin paylaşılması için. WRI Ross ödülü aynı ne diyoruz? Burada gerçekten herkes kazanıyor çünkü bu örnekler herkesle paylaşılıyor. Dolayısıyla çok heyecan verici. Hatta Türkiye'de de Yereliz diye şimdi bir STK var. Onlar da böyle iyi örneklerin paylaşımıyla yakından ilgileniyor. Şeyi çok önemsiyorum. Şu anda işte 1 Ekim'e kadar 50 binin üzerinde nüfusu olan şehirlerimiz hep stratejik planlarını oluşturuyorlar. Yani bütün bu iyi örnekler o stratejik planlara da örnek olmasını diliyorum açıkçası. Bilmiyorum. Evet, şimdi tabii bence bunların diğer bir faydası şunu gösteriyor. Artık günümüzde kaynaklar çok kısıtlı ekonomik olarak. Yani sadece Türkiye'de değil, gelişmiş ülkelerde bile kaynaklar o kadar bol değil. Özellikle Türkiye'de de bu sorun var. Dolayısıyla düşük maliyetlerle
yaratıcı çözümler bularak ve kısa zamanda geri dönüşü alınabilecek, etkileri, olumlu etkileri alınabilecek projelerin yapılabileceğini de gösteriyor bunlar. Yani hem güzel örnekler hem de artık biz her şeyi mega projelerden, büyük yatırımlardan, yani ulaşımı örnek alırsak, yani ulaşımı çözelim dediğimiz zaman akla gelen şeyler işte kavşak yapalım, yol yapalım, tünel yapalım, köprü yapalım, raylı sistem yapalım gibi hepsi de ciddi yatırımlar gerektiren projeler. Bunların tabii bir plan içerisinde, zaman içerisinde yapılması gerekiyor. Ama burada büyük projeler olmadan, hükümetten beklemeden de yerel inisiyatifle, yerel gruplarla, küçük maliyetlerle ve çok yararlı şeylerin alt ölçekte yapılabileceğini görüyoruz. Bizim de buna odaklanmamız gerekiyor. Yani her şeyi mega projelerden, büyük yatırımlardan, anıtsal işlerden beklemek yerine daha alt ölçekte, mekansal, daha alt semt bazında, mahalle bazında, hatta sokak bazında geliştirilebilecek yaratıcı çözümlerle, basit ve ucuz çözümlerle çok olumlu etkileri olan projeler geliştirmesi mümkün. Bunlar da bu örneklerde onu gösteriyor. Tabii diğer bir önemli şey katılımcılığı gösteriyor. Yani burada sizin için bu iyidir yaklaşımı alın, bunu uygulayın değil, onlarla beraber orada yaşayan insanlarla, satıcılarla, orada yaşayan işe gitmek, okula gitmek zorunda kalan çocuklarla, kadınlarla görüşülerek, onların katkıları alınarak birlikte oluşturulan projeler ki bu çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın bize. Çok teşekkür ederim. Sanırım ben çok de da yararlı oldu. Sağ olasın. Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Haftaya yine bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.